Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Sizlerle tamirhanenin son halini paylaşmak istedim. Tabelamız geldi. Şuraya asacağız. Henüz asamadık. Yani onun için bir direk hazırlandı şurada. Yerde şimdi göstereceğim. Arkadaşlar son halimiz bu. Kompresörümüz burada. En son yıkadık az önce. Liftimiz zaten biliyorsunuz. Yani şöyle detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Atık yağ tankımız burada. Hurdalarımızı buraya atıyoruz. Çöp kovamız. Köpük makinamız. Motor falan yıkarsak lazım olur diye. Buraya sabit taş motoru gelecek. Onu bağlayacağız inşallah. Bu hava tesisatımız. Şu şekilde gidiyor. Jaklar var. Burada koltuk naylonu. Üzerini kapattım. Yukarıdan bir damla geliyor. Ondan dolayı. Şu direksiyon sardığımız streçimiz burada. Bunun ayaklarını da kendim yaptım, şu görmüş olduğunuz demirleri. Yani ekstra nerede satılıyor, nasıl oluyor bilmediğim için hiç uğraşmadım. Yangın tüpümüzü buraya astık, hemen üstünde etiketi var. Standartlara göre 60 santim ortalama olması gerekiyor ki şu şekilde rahat alınabilsin. Ellerim bu arada hala yıkamamışım iş bitmediği için. Serdar Bey'in arabası, biliyorsunuz hepiniz zaten. Şurada şöyle bir yıkama hortumumuz var, ucu jaklı. Kapatmışız. Aynı şekilde bir tane yangın tüpümüz de burada. Yangın tüpü çok önemli. Benim çok önem verdiğim durumlardan güvenlik önlemleri. Bir tane de küçük ecza dolabı asacağız şuraya bir yere. O da olacak planlarım içerisinde. Bu işte o direğimiz. Devamında liftimizi zaten gördünüz. Işıklandırmayı elimizden geldiğince maksimum seviyede yaptım ki hani videolarımız daha güzel olsun. Burada aynı şekilde hava tesisatımız devam ediyor. Serdar Bey'in motoru. Burada bilgisayar masamız, yani şöyle arıza tespit cihazımız dersek daha doğru olur. Yavuzsan'dan gelen işte bayrak tarzında plakatlar, bunu da bir takipçim hediye olarak göndermişti. Buraya böyle bir dolap yaptırdık. Gördüğünüz gibi içerisinde lazım olan her şey burada. Yavuzhan'ın göndermiş olduğu hediye, fren disk ve kampanaları aracıma, onları uygulayacağım. Onun da videosu gelecek. İşte tripoddur, GoPro'dur, kulaklıktır, mikrofondur. Yani mevcut olup da kullanamadığım malzemeler diyeyim daha doğrusu. Burası işte yine özel aletler, kumpastır. Aşağıda yine çantalar. Yani hepsi takım taklavat bunların. Sağda solda dağınık olsun istemiyorum. Ondan dolayı her şey burada. Projektörler asılacak. Şuraya çıkış karanlık şu anda. Yine hediye gelen akütes cihazımız. Ve işte maskemizdir, A4'ümüzdür. Kıyafetler, sac vidaları yine altında. Fren kaliper basma aparatı. Ve şurada randevu panomuz. Burada yine bu şekilde yapmış olduğumuz dolabımızın çekmeceleri de geldi. Şuraya da bir resimli sticker yapıştırmayı planlıyoruz. Şuraya bir işte üçlü priz bağlattırdık. Bir tanesi hediye geldi arkadaşlar. Bir tane büyüğünü ben kendim almıştım. Şu 240-420 muhabbeti olmuştu. Birisi 160-170 TL, öbürü 260-270 TL olan. Çok para vermişsin, 150 TL bunun için diyenler çok olmuştu. Burada da parçalarımız, işte farklı bir turbo Serdar Bey'in arabasına kullanacağız. Ve fren hortumları şu şekilde. Çelik fren hortumlarımız, onları da görmeden geçmeyelim. Şöyle bir servis masası diyeyim, tek çekmeceli. Gördüğünüz gibi orada da yine maske. Malum korona dönemindeyiz. Burada işte Lükümoli bugün yağlarımız geldi. Koronavirüse karşı 14 kural etiketimiz burada. Burada yine frendi. Yavuzsan'ın sigara içilmez işaretimiz burada. Devamında arkadaşlar sandalyeleri hiç göstermeme gerek yok. İzel taş dolabımızı zaten tanımıştınız. Şurada bir kirkomuz var. Onu yeni aldım. Onu göstereyim. Sizlerle paylaşayım şöyle. DHT alçak kirko, çok basık araç geldiği zaman liftin altına ayakları girmezse eğer bu kirkoyla hafif kaldırarak yani işimizi görmüş oluruz. Şu şanzıman kirkomuz çok kaliteli bir şey.
Hoşuma gitti. Yağ boşaltma tankı ve bir tane boş dolap aldık. İçinde fazla olan takımlarımızı bunun içine koyuyoruz. Depoyu çok detaylı göstermeyeceğim. Şöyle bir kabalamasını göstereyim. İşte motor sep bastır kaynak, motor askısı, motor toplama masamız. İşte ıvır zıvır görüntü kirliliği yapan şeyleri buraya attık. Golfümüz, zaman buldukça ilgilendiğimiz. Üst katta çok fazla bir şey değişmedi. Sadece bir masa, birkaç tane dolap aldım arkadaşlar. İşte şu sehpalarımız var. Resmi olarak açılışımızı evet yapmıştık, başvurumuzu zaten. Burada oğlum, o da geldi. Hepiniz için Emirkan. Resmi olarak başvurumuzu zaten yapmıştık. Çok şükür bugün denetleme, yani geliyor arkadaş. İşte bakıyor, diyor kaydımızı oluşturuyor. Bugün geldi çok şükür. Kaydımızı da oluşturduk. Arkadaş gayet yardımcı oldu diyeyim. Çünkü gerçekten bilmediğim bir sürü soru işaretleri vardı ve bunları kendisine sordum, yönelttim. Sağ olsun aydınlatıcı bir şekilde açıkladı, anlattı. Nasıl davranmam gerekiyor, nelere dikkat etmem gerekiyor. Bayağı bir yardımcı oldu sağ olsun. Artık resmi olarak açığız, açtık. Tam gaz çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Bundan dolayı da sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Yani tamirhanenin durumu, şu anki atmosferi, şekil bu. Gördüğünüz gibi. Bir tane liftimiz var. İnşallah en yakın zamanda bir tane daha alacağız. Çünkü inanın bana, gerçekten şu anda yetmiyor. Çünkü panoyu görüyorsunuz, ayın 26'sında bile şu anda araç var. Yani durum bu. Çok şükür. Kesinlikle yakınmıyorum. Çok şükür. Mümkün olduğunca, elimizden geldiğince yetişmeye çalışacağız. İhtiyaç duyarsak, çok fazla ihtiyaç duyarsak da tabii ki tecrübeli, işini gerçekten hobi babında yapan kişilerle de çalışmak isterim. Hani benim yaptığım işe yakın derecede işler yapan bir arkadaş olursa tabii ki çalışmak da isteriz. Bunda problem yok. Ve bu aralar telefonlarınıza çok fazla yetişemiyorum. Her dediğim zaman cevap veremiyorum. Gerek WhatsApp, gerek Instagram, gerek yorumlar. Videolarda evet zayıflamalar oldu. Bunu söyleyenler de var. Videolarınız daha kaliteliydi diyenler var. Kabul ediyorum ama arkadaşlar, yani sizler de takdir edersiniz ki her şeyi tek başıma, İşte dükkan bulması, kirası, içindeki aleti, yani inanın bana anlatmakla bitmez bunlar. Bunları yapma süreci çok zor bir süreç ve tek başına gerçekten zor. Ama ben bu yola tek başıma çıkmak istedim ve son durum bu ve şu anda aktifiz, çok şükür çalışıyoruz. Bizi tercih edenler, müşterilerimiz de çok şükür var. Bu yani sizlerle de tamirhane tam teşkilli faaliyette olduğunu paylaşmak istedim. Söyleyeceklerim bu videoda bu kadar. Bu arada program göstereyim. Onu da görün, programımız var. Gördüğünüz gibi Odus'umuz ve VAS PC'miz de var. Aynı şekilde zaten şu cihazı herkes tanıyor, biliyor. Yani en başta bu benim için çok önemliydi ve var. Tam gaz hizmet vermeye devam edeceğiz. Çok şükür başladık. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz. Daha sonra özel aletlerimle alakalı neler aldım, neler yaptım, neler ettim, bununla alakalı da video çekeceğim. Bir türlü kapatamıyorum, bitiremiyorum. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.